İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Grigor Amirzayan ile günün konusu. Raymond Berberyan, unutulmuşluğun yurttaşları. Petel, ABD, Yerevan ile Bakü arasında sürdürülebilir bir barışın mümkün olduğuna inanmaya devam ediyor. Batı Ermenistan'ın güneyinde bir deprem daha. Şoş'ta hayatta kalanların olduğunu bilen Rus barış güçleri, arama ekiplerinin içeri girmesine izin vermedi. Dünya Mijatović, Artsakh'tan yerinden edilen Ermenilere güvenli ve onurlu bir geri dönüş sağlanmalıdır. En eski veba taşıyıcısı Ermenistan'da yaşadı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 3. dönem milletvekili Grigor Amirzayan, mikroblogunda Bakü'nün işgal altındaki Artsakh'taki Surpovan Nesmegerdiç Ermeni Kilisesi'nin mimarisine meydan okuduğunu bildirdi. Azerbaycan, işgal altındaki Artsakh'ta daha çok Çuhan'ın Ganaç Jamı yani Yeşil Kilisesi olarak bilinen Surpovan Nesmegerdiç, Vaptizci Aziz Ovannes Ermeni Kilisesi'ni değiştirmeye devam ediyor. 19. yüzyılın başında inşa edilen bu Ermeni Kilisesi zaman içinde birçok kez restore edilip iyileştirilmişti. 2020 yılına kadar 44 gün savaşı sırasında Surpovan Nesmegerdiç Kilisesi sadece Artsakh sakinlerinin değil, Artsakh ziyaretçilerinin de favori mekanlarından biriydi. Grigor Amirzayan'ın konuyla ilgili analizini Batı Ermenistan Televizyonu'nun YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Toplumumuz sakin ve düşünceli davransaydı tarihi değiştirebilirdik. Biz Ermenilerin birçok eksiği olduğu gibi çok büyük kalıtsal avantajlarımız da var. Hatta dünyayı dolaşacak uçan bir fil bile icat edebilecek durumdayız ama birbirimizi anlamıyoruz. Her birimiz kendi bayrağımızla doğarız. Her birimiz atalarımızın profilinin tek mirasçısı olduğumuza inanıyoruz ve bizimki gibi dünyanın dört bir yanına dağılmış milyonlarca profil var. Eğer toplumumuz alaycılıkla, kurnazlıkla ve diplomatik ikiyüzlülükle hareket etseydi canavarı kontrol altına alabilirdi ve bizler diaspora, unutulmuş vatandaşlar olmazdık. Türk hükümeti kadim Ermeni halkına karşı işlenen soykırımı resmen tanısa ve son zamanların en büyük suçundan dolayı diz çökerek insanlıktan özür dilese ne olurdu acaba? Normal bir şehre yakışacak şekilde hayatta kalanların torunlarına tazminat ödemek için normal bir insana yakışacak şekilde. Yerevan'la iyi ilişkileri kurun, kardeşleriniz Bakü'yü Ermenilere zulmetmeyi bırakmaya ikna edin. Eğer öyle olsaydı korkunç olurdu. Kardeşlerim ve ben o kadar şaşırırdık ki, formaldehit içinde bu kadar uzun süre muhafaza edilen Ermeni duygumuzdan vazgeçmemiz mi, yoksa son nefesimize kadar anılara tutunmaya devam mı etmemiz gerektiğini bilemezdik. Eğer öyle olsaydı, kökenimiz olan ve Türkiye'nin işgali altında bulunan ülkemiz, turistik bir haç bölgesi olan Mekke'ye dönüşürdü ama kimse oraya dönüp yerleşmezdi. Elimizde sadece melankolik ve hüzünlü, gözlerimizde donmuş bir hikaye kalacaktı. Sürgündeki diaspora Ermenileri, soykırımın hayaletini en azından kısa bir süreliğine de olsa silebilselerdi, Türkleri yamyam, cellat ve suçlu olarak değil, bir halk olarak göreceklerdi. Türkiye, Ermenileri kadim topraklarından yok ederek onların saygısını kazanacağına inanabilirdi ama öngörü gerçekleşmedi. Yaptığı tek şey daha fazla nefret biriktirmek ve insanlık dışı statüsünü dünyaya göstermekti. Söylediklerimin dünyanın dört bir yanına dağılmış, hatta uzak Ermenistan'daki kardeşlerimin bile hoşuna gitmemesinden korkuyorum. Köken kelimesi bilinen koşullar altında dünyanın dört bir yanına dağılmış Ermenilerin torunları için uygun değildir. Hiç kimse bir Ermeniye ırkına göre hitap edemez. Çünkü Ermenice üzerinde Made in Ermenistan yazan ev aletleri gibi satılık bir ürün değildir. Ermeninin kendisi başlı başına bir hikayedir. Ermeni sorununun Birleşmiş Milletler önünde aktif diplomatik ve entelektüel temsilcilerimiz tarafından nihai çözüme kavuşturulacağı o gün
Batı Ermenistan vatandaşları olarak her birimiz Yerevan'a karşı yeni bir duygu geliştireceğiz. Biz kimler ki var olduk, biz kimler ki varız ve biz kimler ki var olacağız, orada hepimizi kapsayacak yeni bir şehir çiçek açacak. Bu bizi, yani Ermenistan yurttaşlarını birleştirecektir. Bizim için geçerli olan kanunlar ve uluslararası anlaşmalarla. Ermenistan kutsal bir söz olarak kalacaktır. Soykırım sırasında ve ondan çok önce şehit olan herkesi temsil edecek, diasporaya sürgün edilen her birimizin unutulmuş vatandaşlarının kanında yaşamaya devam edeceklerinin bir teyidi olacak. Çalınan Anavatan'ın şairi Raymond Berberyan. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, briefing sırasında Amerika Birleşik Devletleri, Yerevan ile Bakü arasında kalıcı bir barışın mümkün olabileceğine inanmaya devam ediyor, dedi. Sözcü Yardımcısı Patel, Yerevan ile Bakü arasında sürdürülebilir barışın mümkün olduğuna inanmaya devam ediyoruz. Devlet Bakanlığı bu yönde çalışmaya devam edecek derken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın Kafkasya müzakerelerindeki danışmanı Louis Bono, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve diğerlerinin bu konuyla derinlemesine ilgilenmeye devam ettiklerini ekledi. Batı Ermenistan'ın güneyinde bir deprem daha. Acil Durum Dairesi Başkanlığı, Batı Ermenistan'ın güneyinde yer alan Batı Ermenistan'ın Ermeni Kilikyası'ndaki Hatay ilinde 11 Ocak'ta deprem meydana geldiğini bildirdi. Özellikle depremin merkez üssü olan Samandağ bölgesinde depremin şiddetinin 4.2 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi. Rus barış güçleri Şoş'ta hayatta kalanların olduğunu bilerek arama ekiplerinin içeri girmesine izin vermedi. Artsakh'ın Şoş topluluğu başkanı Erik Abrahamyan, Medya Hub'a verdiği röportajda 19 Eylül'de Bakü'nün düzenlediği saldırı ve köy halkının tahliyesine ilişkin ayrıntıları anlattı. Bir kısmını sunuyoruz. Akşam Rus barış güçleri zırhlı personel taşıyıcıyla geldi. Neden otobüste gelmediniz? İnsanlar inmek zorunda. Durum kötüye gidiyor diye sordum. Cevap tatmin edici olmadı. Biz gidiyoruz, siz bizi takip edin. Dedim ki, nasıl hayal edebilirsiniz? İnsanlardan bahsediyoruz. Çocuklar var, yaşlılar var, hamileler var. Toplam 600 kişi nasıl yürüyecek? Karaga şefini aradı ve telefonu bana verdi. Emir veren bir ses tonuyla şunları söyledi. Ya elinizdeki silahları teslim edin, emirlerimize uyun ya da bu kadar insanın kaderinin sorumluluğu size ait. Ben bir ikilemle karşı karşıya kaldım. Silahları teslim edelim, çocuklarımıza nasıl yardım edeceğiz diye hatırladı Erik Abrahamyan. Zaten karar zordu. Çünkü Azerbaycanlılar zaten Şoş'un evlerine yakındı ve her yere ateş ediyorlardı. Banyolardaki apartmanları yakıyorlardı ve sakinlerin kurtarılması gerekiyordu. Köy boşaltıldı. Barış güçleri Şoş halkına kontrol noktalarına kadar eşlik etti. Gece Stepanakert'e geldiğimizde 3 kişinin kayıp olduğunu, bunların yaşlı insanlar olduğunu, yakınlarının ilgisizliği nedeniyle köyde kaldıklarını, bir kişi daha hakkında çelişkili görüşlerin olduğunu anladık. Biri dışarı çıktı dedi, diğeri geri döndü dedi. Ertesi gün 4 kişinin olmadığını öğrendik. Ateşkesin ardından kurtarma ekipleriyle birlikte arama çalışmalarına katılmaya başladım diyen muhtar Erik Abrahamyan, Rus barış güçleri köyde hayatta kalan yaşlıların bulunduğunu bildiklerinden birkaç gün boyunca arama ekiplerinin Şoş'a girmesine izin vermediler, dedi. Artsakh'tan sürülen Ermenilere güvenli ve onurlu bir geri dönüş sağlanmalı. Bakü ve Yerevan yetkilileri barış müzakere sürecinde insan haklarının korunmasına odaklanmalı ve çatışmadan etkilenen tüm kişilerin insan haklarının korunmasına yönelik katı garantiler oluşturmalıdır. Bu sözler Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović tarafından 16-23 Ekim 2023 tarihlerinde Doğu Ermenistan ve Artsakh'taki Azerbaycan'a yaptığı ziyaretin sonuçlarına ilişkin gözlemlerini yayınladığı sırada ifade edildi.
Raporda son yıllarda ilk kez bu nitelikte bir insan hakları misyonunun Artsakh'ı ziyaret edebildiği belirtiliyor. Ziyaretin nedeninin Eylül ayının sonunda 100 binden fazla Artsakh Ermenisinin birkaç gün içinde kitlesel olarak Doğu Ermenistan'a sınır dışı edilmesi olduğu belirtiliyor. Yerinden edilme Bakü'nün 19 ve 20 Eylül'deki askeri operasyonları, Bakü'nün daha sonra bölgeyi tam olarak kontrol etmesi ve Bakü'nün sonuç olarak Berzor koridoru boyunca uzanan yolu 9 ay süren ablukasının ardından Karabağ Ermenilerinin karşılaştığı insanların hareketi ve temel mallara, hizmetlere ve enerjiye erişimde uzun süreli kesintilerin ardından geldi. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Doğu Ermenistan'da Artsakh'tan ayrılan ve yetkililerin sağladığı barınaklarda yaşayan Artsakh Ermenileriyle görüştü. Halkın Stepanakert'ten ayrılmasının ardından komiser boş sokaklara, terk edilmiş alanlara ve sivillerin neredeyse tamamen yokluğuna tanık oldu. İnsan Hakları Komiseri duyduklarına ve gördüklerine dayanarak Eylül 2023'ün sonunda Artsakh Ermenilerinin herhangi bir tarafın güvenilir güvenlik veya koruma garantisi olmadan evlerini terk ettikleri ve evlerini terk etmenin tek uygun ve makul seçenek olduğu sonucuna vardı. Ermeni yetkililerin Artsakh bölgesindeki tüm muhtaç insanlara ilk yardım sağlama çabalarını memnuniyetle karşılayan komiser, Doğu Ermenistan'a kaçan Karabağ Ermenileri ve özellikle savunmasız gruplar için kısa, orta ve uzun vadede acil, gerekli desteğe erişimin garanti edilmesi gerektiğini vurguladı. Komiser Dunja Mijatović, Avrupa Konseyi'ne üye devletler yerinden edilmiş kişilerin ve onlara ev sahipliği yapan nüfusun insani ihtiyaçlarının tam olarak karşılanmasını sağlamak için mali destek sağlanmasına özel önem vermeye devam etmelidir diye ekledi. Komiser, yakın zamanda Doğu Ermenistan'a yerlerinden edilen Artsakh Ermenilerine özellikle vatandaşlık ve hukuki statü konusunda esnek çözümler bulmak da dahil olmak üzere, şu anda çoğu kişi için varsayımsal görünse bile Artsakh'a güvenli ve onurlu bir şekilde dönme fırsatı verilmesi gerektiğini vurguladı. Olası bir geriye dönüş beklentisiyle Karabağ Ermenilerinin geçici olarak evlerine veya ikamet ettikleri yerlere girebilmeleri ve akrabalarının gömüldüğü mezarlıkları ziyaret edebilmeleri için güvenlik garantileri oluşturmak da dahil olmak üzere acil yollar bulunmalı. Bakü yetkilileri, Artsakh Ermenilerinin bıraktığı malların yağma, hırsızlık veya ele geçirmeye karşı korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Raporda, Artsakh bölgesinde kalan az sayıdaki etnik Ermeninin de serbest dolaşımlarının sağlanması da dahil olmak üzere, insan haklarının korunmasına yönelik her türlü olanaktan yararlanması gerektiği belirtiliyor. Komiser, isteyen tüm ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin mümkün olan en kısa sürede güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönebilmeleri yönündeki umudunu dile getirdi. Komiser, genel olarak uzun süren çatışma nedeniyle yerinden edilen herkesin hem güvenlik hem de onur içinde gönüllü olarak evlerine veya yaşadıkları yerlere dönme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Çatışmayla bağlantılı olarak bildirilen tüm uluslararası insancıl hukuk ihlalleri ve ciddi insan hakları ihlalleri iddiaları etkili ve hızlı bir şekilde soruşturmalı, failler sorumlu tutulmalı ve adil, bağımsız ve tarafsız bir yargılama sonrasında suçlu bulunurlarsa cezalandırılmalıdır. Komiser, Berzor koridorunun abluka altına alınması, Artsakh Ermenilerinin kitlesel hareketi ve 19-20 Eylül askeri operasyonunun koşullarına ilişkin iddiaları içeriyor, dedi. Raporda ayrıca Artsakh çatışması bağlamında meydana gelen ciddi insan hakları ihlallerinin çözümüne yönelik kapsamlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiği belirtiliyor. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatović konuşmasında ele alınan diğer insan hakları konuları arasında insanları kara mayınlarından ve patlayıcı savaş kalıntılarından koruma ihtiyacı, çatışma sonucunda tutuklanan kişilerin durumları, gözaltı koşulları ve aileleriyle iletişim düzeyi yer alıyor. Bölgedeki kayıpların akıbetinin belirlenmesi ve ailelerine cevap vermesi önemli. Doğu Ermenistan'da yapılan kazılar vebanın ortaya çıkışı ve yayılmasına ilişkin yeni verilerin elde edilmesini sağladı.
Tunç ve Demir çağlarında yaşayan 101 kişinin dişlerini inceleyen bilim insanları bunların 7'sinde veba izine rastladı. Erken Demir çağında M.Ö. 1048-885 yaklaşık M.Ö. 951 yaşayan en genç veba taşıyıcısı adamın kalıntıları Doğu Ermenistan'ın Hapan kenti yakınlarında bulundu. Keşfe dayanarak bilim insanları modern vebanın İsa'dan önce 2. ve 1. bin yılların başında Orta Doğu'da oluştuğu, buradan da Avrasya'ya yayıldığı sonucuna vardılar. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasna Zırer adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Yarhuşta adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun internet sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.